Herkes selamlar, NBA kariyerimin ilk kart oynanış videosuyla karşınızdayım. Bugün bu karşınızda görmüş olduğunuz 90 overall Amethyst Anthony Davis kartımı deneyimleyeceğiz. Peki bu kartı nasıl aldım veya nasıl paketten çıkardım onu açıklayayım. Pre-order yaptığım için NBA kariyerimi bana her hafta paketler geliyor. Bu yüzden bir gün açtım. Geçen hafta, yani bu haftanın başında. Ve bu kart çıktı. Yani şu an ekranda gördüğünüz zaten nasıl çıktığını. Cidden şanslıydım yani. Hemen kartımıza geçmeye başlayalım. Güzel bir kart dizaynı var. Hala New Orleans Pelicans formasıyla. Ama bir sıkıntı olmayacak tabii ki. 88 ofansif, 86 defansif ratingi var. 6-10 boyunda. Post fade'i 86, driving yapı 90. 72 üçlük ama bu bar kapamasından dolayı daha yüzdeli attığımı söyleyebilirim. O yüzden o, yani gözünüzü aldırış etmesin. 91 standing dunk ve 82 driving dunk bence Anthony Davis için oldukça iyi. Hem de ilk olan basic kartına. Yani oldukça iyi abi. 61 ball handle, 84 blok. Güzel. 80 ofansif, 85 defansif reboundu var. 75 hız. Anthony Davis için oldukça iyi istatistikler. Goldları göstereyim. Yani deep fade. Yani böyle göstereyim yavaştan. Yani bir sürü rozet var bu sene. 80'e yakın rozet var. O yüzden hepsini sayamam ama böyle bakabilirsiniz kısacası. Böyle. Ben şu ana kadar kullandım bu kartı bir 4-5 maçta ve oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bir stretch 5 değil ama ya Anthony Davis sonuçta, gerçek hayattan biliyoruz kendisini. Normalde power forward da oynatabiliyoruz ama ben Porzingis'i de cheese yaptığım için 4 numaraya koymayı daha çok tercih ettim. Kadronun bu şekilde görebileceğiniz üzere. De'Aaron Fox full upgrade olmuş. Tracy McGrady, Luka Doncic, Porzingis ve Anthony Davis ilk 5'im. Bu Daryl Armstrong'la alakalı bir video gelecek, merak etmeyin. Bu kartı Amethyst yapacağım ve bu kartta da bir video gelecek. Bu kartta Diamond yapacağım. Yakında bu videolar gelir. Merak etmeyin. O yüzden Jrue Holiday, Boban Marjanovic ve Nikola Jokic, hatta bunu değiştireyim buraya koy. Yani burayı değiştirmeyi unutmuştum. Abi kart hakkında ve takım hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Hadi maçımıza geçelim. Ve rakibimiz bulunduğu Derrick Rose, Klay Thompson, DeMar DeRozan, Draymond Green ve onda da Anthony Davis var ama benim kartın bir alt kartı. Ve onunki bir promosyon kartı, benimki normal basic kart. Yani 2K20'yi pre-order yaptığı için ona bu Anthony Davis kartı gelmiş. Ben deplasmandayız. Hava atışına 2 Anthony Davis çıkacak. Hava atışı bizde. Maça biz başlıyoruz hızlıca. AD'ye sayı buldurabilirsem çok iyi olacak ama De'Aaron Fox bomboş kalacak. Hemen hızlı bir hücumu kuralım. Nope. Oo, peki. İlk hücumda kaçırdığım şeyi tekrardan aldık. Anthony Davis smaçla bitirdi. İlk sayımız onunla geldi. Çift elle smaç. Abi iyi defans yaparsak iyi ofans yapacağımızı söyleyebilirim. Aynen bu şekilde. Sadece Anthony Davis'in tabii ki ofansif özelliklerini göstermeyeceğiz. Biraz defans da göstermemiz lazım. Ben bu DeRozan kartını çok beğenmedim. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hani üçlü olan bir kart değil ve yani sadece slasher özellikleri var. Adam hep Klay Thompson'la şut deneyecek ama isabeti bulamayacak çünkü full barlar bu sene, girmiyor bileceğiniz üzere. Hızlı hücumdayız. Anthony Davis'e geldik. Hızlı olduğunu söylemiştim. AD, Draymond Green'i posterledi ikinci sayısıyla birlikte. Evet bakalım hadi AD'nin üstüne ne yapacak? Yine çok iyi defans geldi. Bu sefer top bizde. Cidden güzel defans geldi. Bu arada sesim gidiyor arada sırada. Şu an yani sesimde bir sıkıntı var, o yüzden kusura bakmayın tekrardan. Bu hücumdan da bir sayı bulabilirsek üst üste 3. kez sayı bulmuş olacağız. Hadi Anthony Davis, hadi Anthony Davis. Boş kalacaksın. AD bir turnike daha. İlk 6 sayı AD'den geldi. Double team'e geliyorlar. Anthony Davis senle bir ISO açalım reis. Oo, çok geriye çekiliyor yalnız. Şutu atarsam ne yapacak? Aynen bu şekilde yeşil. Abi barı kapatın. Yani her videomda söylüyorum. Şu an iyi butonuna basarak gidebilirsiniz o videoya. İzleyebilirsiniz nasıl bir şey olduğunu. 3 saniye kural diyeceğim. Tamam. Kapatmanızı öneririm yani. İyi defans yaptım. Anthony Davis yapması çok zor ve reboundunu da aldı. İlk reboundı. Hızlı hücumdayız. Luka Doncic'e geldik. Luka Doncic üçlüğü isabetli. AD'ye geldik ve ters eşleşmeyi buldum. Şimdi seni yemezsem ben de bir şey bilmiyorum. Yalnız Derrick Rose sert çıktı. Drop step bir smaç daha. Takeover açıyor daha şimdiden. Mola ihtiyaçları var karşı takımın. Çok öldürücü bir kart olduğunu söylemiştim. Oh hell no. Abi sen ciddi misin? Yani 2K ya. Ve ikinci rakibimiz bulundu. Kyrie Irving, Vince Carter, Jimmy Butler, Bates Diop, bu Minnesota'da oynayan oyuncu ve Jermaine O'Neal. Güzel bir takım. Kötü olacağını söyleyeyim ama bizim
Kadromuz kesinlikle yani kağıt üzerinde çok daha iyi. Ki bence öyle. Adamın ilk beşinde Emerald var. Hadi maçımıza geçelim. Umuyorum ki Anthony Davis, Jermaine O'Neal'ı dağıtır. Değişikti. Kyrie Irving resmen üçlük atacağım dedi. Aynen öyle. Rebound'da Anthony Davis aldığı hızlı hücumdayız. AD'ye geri ulaştırabilirsem topu çok iyi olacak. Sırtımızı verdik. Drop step'in bronzdu biliyorum ama zıpla eyvallah. Faul alıyoruz. Basket bir defa. Anthony Davis için 3 sayılık oyun şansı. Maçın daha ilk hücumundan bunu yapmamız güzel oldu. Ah be, kaçırdı derken Luka Doncic ribaundu alamadı. Hızlıca De'Aaron Fox'a gelelim. Önü bomboş kalacak. AD'nin kat ediyor olması lazım. Aynen bu şekilde. Verdik sırtımızı. Bir tersleşme daha güzel. Aa, ya da olmadı. Pike gelin. Tam gerek yok ya da altta Anthony Davis alacak zaten. Sayı da bulacak. Bates Diop'un üstünden. T-Mac'e, yani T-Mac'in üstüne atıldı resmen pas. Ben de Anthony Davis'e bir alley-oop pası. Ey! Çok güzel bitirdi. Adamsın neydi? İlk 10 sayının 8'i ondan gelmiş oldu. Vince Carter. Bir de blok. Ah be. Uf. Posterlendi. Abi sırada Anthony Davis isolation'ı var. Siz bunu biliyorsunuz. Blow by'a geçerim moruk. Ya da ters eşleşme olmasın. Tamam. Şutumu biraz tehdit et. Hadi bakalım. 3 saniye. Güzel. Anthony Davis'i atalım. Bakın arkadaşlar böyle taktikler de uygulayabilirsiniz. Güzel olur. Yeşil. Adamı 3 saniye yedirdim. Ve potu altında bomboş kalacağım. Eyvallah. 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 Evet, Draymond Green'le bu şut deniyorsan sen çok kötüsündür abi. Üçüncü rebound, hızlı hücumdayız. Porzingis'e geldim. Tekrardan AD. AD geldi. Luka. Ah be, keşke boş kalsaydı ama pot altında ters eşleşme. Dwayne Wade posterle böylece 13. sayısını atmış oldu. Farkı da 8'e çıkardı AD. Yani böyle şutları deneme yani. Biraz alışman lazım ama adam bu arada rebound'ı alıp hızlı hücumda böyle sayı buluyorum. Çok durdurulmaz bir kart ya. Yani karşındaki oyuncu çok iyi de değil. Hani böyle daha sert bir oyuncu gelse belki daha etkisiz kalabilir ama yani mesela bu şutu atan birisinden böyle bekleyemeyiz. Mesela aynı şeyi tekrar yapabilir miyiz? Rebound'ı o aldı. Topu Luka getirdi. Pası AD'ye veremedim. Hoppala. Hadi bir alley-oop bekliyorum. Ah be, keşke olsaydı ama bu sıkıntı değil. Bu sayı olabilir ama girmedi. Pekala. Bunu bitir. Bunu bitir. Yani güzel. Abi şu an oyunun akışı bizim tarafımızda yani momentumu kısacası. Bu şutu ona ben verdim. Rebound'ı da biz aldık. Hızlı hücumdayız tekrardan. T-Mac'e geldim. O daha iyi bir pasör olduğu için Anthony Davis. Anthony Davis gidip turnikeyle tamamladı. 19. sayısı daha ikinci çeyreğin başından ve mola ihtiyaçları var karşı takımın. T-Mac harbiden bomboş. Porzingis bomboş. Neden olduğunu bilmedim. Ters eşleşme diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama AD yine girip sayıyı buldu. Durduramıyorsun. Kısacası durduramıyorsun. Karşıda Jermaine O'Neal'ın olması da büyük bir etken ama harbiden durduramıyorsun yani. Çok durdurulmaz bir oyuncu. Hem gerçek hayatta da aynı şekilde. Ve 5. ribandan almış olduğu hızlı hücumdayız. Luka Doncic orta mesafesi isabetli değil. Ah be. Gel posterle. AD posterle hadi. Hadi posterle bir bakayım. Onun kolları çok uzun ya. Kulaç uzunluğu çok uzun. Yani NBA'de böyle şey yapmak istemediğiniz, karşılaşmak istemediğiniz oyunculardan birisidir. Birebir de en azından. 23. sayısı böyle gelmiş oldu. 23 sayının 22'si boyalı alandan gelmiş. Ama bu sene öyle bir şey kullanmayacağız tabii ki ve yine Anthony Davis'i unuttu. Ben yine sayıyı bulurum. Yapacak bir şeyim yok. İkinci takeover bu maç mı? Yoksa bir önceki maç mıydı? Unuttum lan. Neyse ama mola ihtiyaçları var tekrardan. Yani ben yoruldum derken adam quit attı. Bu bölümde gelen en zorlu rakip karşımızda Derrick Rose, Kendall Gill, Gerald Green, Paul Silas, eski bir oyuncu tanımıyorum, Nikola Jokic. Evet, harbiden bu bölüm gelen en zor takım ama bakalım neler yapabileceğiz Anthony Davis'le birlikte. Eyvallah abi, eyvallah yani bunu yanmak da iyidir. Bu arada rebound yazdı mı bilmiyorum ama asist yazmış olacak böyle. Evet, rebound yazmamış çünkü topu çaldı orada. Yani orada topu şaplakladılar resmen bizimkiler. AD'yi blow by'la geç ya da diğerim Fox'a pas ver. Anthony Davis tekrardan adam zıplayıp duruyor. Pot altında bir öldürelim adamı. Drop step zıplasın. Zıplamadı ama sayı buluyoruz. Yani kesinlikle almanızı öneririm eğer MT'niz varsa. Ben Simmons'la orada diğerim Fox'ı resmen buz etti. Adam nasıl öne geçti, ne yaptı, ne etti hiçbir şey söyleyemem. Çünkü adam kötü oynuyor, ben de kötü oynuyorum şu an.
Anthony Davis'in 10. sayısı ve mola ihtiyaçları var. Ne zaman ben videoda konuşmak istesem adam mola alıyor ama yapacak bir şey yok. Abi buydu hiç benchimi gösteremedim. Şimdi birazdan benchim oyuna girecek ama Anthony Davis'e zigzag yapayım anca öyle geçebilirim. AD içeri girdi. Eurostep'le o kısa oyuncunun üzerinden sayıyı buldu ve böylece artık benchimiz girebilir. Sol tarafta görüyorsunuz zaten. Hepsi girmeye hazırlanıyor. Abi anlamıyorum yani adam kötü oynuyor hani. Benim de yaptığım bir şey yok. Herhalde çok fazla Anthony Davis'e sayı bulmak istediğim için böyle az sayılar oluyor. Porzingis zıpla abi. Sayıyı bulalım. Son 2.54 saniye kala yani gerideyiz anlamadığım bir şekilde. Ama Anthony Davis umuyorum ki bunların hepsini geriye döndürmeye doğru çalışacaktır. Farkı şu an 1'e düşürdük. Son 2.44 saniye yani. Abi anlamıyorum niye böyle oluyor harbiden ya. Harbiden niye böyle bir şey denedim yani. Burada bu daha bomboş kaldı. Bu sefer isabetli. Luka'nın üçlüğüne her zaman güveniyorum. Çünkü release'ine alışığım derken topu... Ya... tamam ya bir şey demeyeceğim. Hadi bakalım neler olabilecek. Bizi bloklar şimdi burada aynen. Yani bana karşı olsa bunlar bloklanmıyorlar. Direkt sayıları atıyorlar. Ve bizim de burada şu an bu sayıya izin vermemiz lazım. O yüzden şu an off-ball yapacağım. Abi Porzingis sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir kralsın? Dur. Oğlum çok korkuyorum şu an. Fark 4. Ve bizde bir Anthony Davis var. O yüzden mutluyum. 24'ün sayısı bu arada. Ve fark şu an 2. Ve 24 saniye yani doldurmadık. 26 saniye var. Hadi abi hadi. Güzel bir defans çok iyi olur. Abi inanılmaz ya. Harbiden nasıl bir şut o ya? Kaybediyoruz. Yani tabii yapacak bir şey yok. Bölümdeki 3. maçımızı ilk ikisini kazandık ve maalesef 3.'yü yani saçma bir şekilde kaybettik. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. 24 sayı Anthony Davis. Yani yapacak bir şeyim yok. Elimden geleni yaptım ama biraz da Anthony Davis'e şey verdiğim için şut şansı mesela 17'de 12 atmış. O yüzden kaybettiğimizi düşünüyorum. Yoksa ben kesinlikle bu takıma kaybetmem. Her neyse bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki MyTV videosu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.